Herkese merhabalar kanalıma, köşeme ve tabii ki de kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz de yerindedir. Hazırsanız bugün yeni bir dizinin daha sonunu söyleyeceğim. O yüzden böyle taktım takıştırdım yine. Gala gecemize hoş geldiniz diyorum. Yapımcılar beni vurursa artık sizleri ararım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ben yapmayacağım dedikçe ısrar kıyamet yani artık mesaj kutum yorumların altı doldu. Evet ben de sizi kırmamak için bir hafta boyunca oturuyorum, analizlerimi yapıyorum, izliyorum, özetlerimi çıkartıyorum. Sırf siz yorulmayın diye dizilerin sonunu önceden söylüyorum. Böyle bir hizmet belediyede yok yemin ediyorum. <laughs> Videoma geçmeden önce sayfamda Sadakatsiz Masumlar Apartmanı Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir'in dizi analizini yani sonlarının ne olduğunu söylediğim spoiler videolarımı bulabilirsiniz. Benim spoiler yemeye doymayan güzel takipçilerim, hazırsanız benden çokça istediğiniz Alev Alev dizi dizi analizi geliyor. Evet, Alev Alev Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan bir dizi. Peki bu Alev Alev gerçek hayat hikayesi diye geçiyor da ne zamanın, nerenin gerçek hikayesi? Şimdi ona bakacağız. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler varsa Alev Alev dizisi Netflix'te yayında olan şu an Le Baza de la Charite dizisinin doğru mu söyledim bilmiyorum ama işte öyle bir dizi var Netflix'te onun Türkiye uyarlamasıdır. Dizi 1897 yılında Paris'te gerçekten yaşanan bir yangından esinlenip kurgulanmıştır. Yangından da büyük bir olaydır çünkü yangında 126 kişi kişi ölüyor. Bunun 118'i kadın. Yüzlerce yaralı olmasına karşın yangında hasar alan veya ölen erkek oranının bu kadar az olmasıyla yangının sosyolojik boyutu da dikkat çekiyor. Neden bu kadar çok kadın öldü? Erkekler nasıl sağ kurtuldu? Ve böylelikle kadın haklarıyla, kadın ayaklanmasıyla alakalı birçok olayı tetikleyen temel hikayedir aslında bu. Şimdi ben size tarihçesinden ziyade orijinal Fransız dizisiyle Türkiye'deki dizinin karşılaştırmasını yapacağım. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle dizimiz 1900 yıllarda yani 1897'lerde geçtiği gibi günümüz imkanları teknolojisi yok. Otomobiller yerine at arabaları, bilgisayarlar yerine daktilolar var. Tam bir dönem dizisi. İzlemek isteyen varsa gerçekten izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü çok ayrı bir tat ve haz alıyorsunuz diziyi izlerken. O dönemin sosyolojik yapısından bahsedeyim size. 1900'lerin başında kadın haklarını bırakın. Burjuvazi ve proletarya yani zengin kesimle işçi sınıfı arasında Fransız da ve hatta dünyada büyük bir çatışma var. O hakların yenildiğini düşünüyor. Diğeri onları adam yerine koymuyor derken halkın çok kargaşaya müsait olduğu bir toplam. Muhafazakarlar iktidara gelmeye çalışıyor. Aynı zamanda anarşistlerin, devlet karşıtı, sosyalist hakkını arayan insanların da yavaş yavaş bilinçlenip devlete karşı ayaklanmaya, kendi gücünü farkına varmaya başladığı bir dönemdeyiz. Öncelikle bu bilgileri cebimize tutalım. Yani günümüz Türkiye'si ya da dünya olarak düşünmeyelim olaylar yaşanırken neden böyle olduğunu daha iyi anlamak için. Orijinal dizinin birinci bölümünde de yine bağış toplantısı, yardım kermesi hazırlanıyor. Rüya'nın dizideki adı Alice. Gerçekten bir içim su, böyle güzel bir kız olamaz. Türkiye'de olduğu gibi Rüya'nın ailesi bu yardım kermesini düzenliyor. Dizi yangından 3 saat öncesiyle başlıyor. İlk başta Cemre'yi görüyoruz. Cemre'yi biliyorsunuz şu an Çelebi'nin yani belediye başkanının eşi olarak tanıdığımız Cemre. O döneminde belediye başkanı yok tabii ki neyi var? Lord'u var. Lord'un karısı. Ama Türkiye'deki Cemre ile orijinal dizidekinin en büyük farkı eşi tarafından psikolojik ilaçlar kullanmaya zorunlu tutulmuyor. Cemre ilk sahnede Lord'la karşı karşıya, yani Çelebi ile diyor ki ona boşanmak istiyorum. Lord tabii ki çıldırıyor. Ne demek boşanmak istiyorsun? Hayatında biri mi var? Kızın ömür bir lak göremezsin. Onu da manastıra yasılı okula veririm. Elindeki her şeyi alırım. Ölmek var. Benden boşanmak yok. Ayağın denk al. Birazdan kermes var. Kermese gidip Lord'un en iyi şekilde temsil edecek şekilde harcamalarını eli bol da yapacaksın. Senin benden ayrılman söz konusu bile değil. Çıkar bunu aklından diyor. Orijinal dizide de çiçeğin adı Rose. Rüyanın yanında çalışıyor. Ali ile evli orijinal dizide nişanlı değil ve Ali de Çiçeğe Amerika'ya gidecekleri bileti uzatıyor. Antalya'ya değil. <laughs> Birinci bölüm çok detaylı anlatmayacağım çünkü zaten biliyorsunuz yangın bölümüne gidiyorlar. Daha öncesinde Rüya ile Ömer'in o arabada atış sahnesi gibi bir şey olmuyor. Ömer bu dizide garson değil orada bulunan Maroşlardan gelme bıçkın bir delikanlı yine Ömer. İşçi sınıfına mensup aynı zamanda haklarının ve hukuklarının peşine düşen aydınlığı da savunan bir genç delikanlı Ömer dizide. Aynı kermeste buluşuyorlar. Rüya ile de normaldeki dizide olduğu kadar çok fazla diyaloğu ve sahnesi yok. İlk bir yangın alanına girerken bakışıyorlar. Sonra yangın başlıyor. Ömer yangında garson değil. Çalışanlardan kimse de kitlenmiyor. Ömer dışarıdan yangına müdahale ediyor. Rüyanın nişanlısı kaçarken çiçeği ateşlere atıyor. Aynı birinci dizi gibi bütün olaylar gelişiyor. Rüya bunu görüyor. En son bayılmadan önce Ömer polisler içeri girme demesine rağmen alıyor balyozu camları kapıları kırıyor. Rüyayı kurtarıyor. Ömer çok yaralı olduğu için rüya onu tutuyor kendine geldi hemen hastaneye götürüyor. Bu sırada en büyük fark da Cemre Kermes'ten kaçınca sevgilisi olan Ozan'a gidiyor. Yani Ozan onu ilk kez orada görmüyor. Cemre'nin meğer gerçekten yasak aşkı Ozan varmış burada. Cemre hatta Kermes'ten çıkıp Ozan'ın yanına gidiyor. Kermes'e geri döndüğünde de yanan binayı görüyor. Şok oluyor. Birinci bölüm burada bitiyor. Birinci bölümde Cemre öldüğünü süsünü verip kocasının onun peşinden düşmesini istediğini söylüyor Ozan'a. İkinci bölüm Ozan'ın evinde başlıyor. Tabii ki Ozan'ın annesi falan yok. Cemre ile ikisi evde yalnız ve gerçekten de sevgililer. Yani bir nevi belediye başkanın Cemre'den şüphesi boş değil. Adam doğru hissetmiş. Karısı onu aldatıyormuş. Sonra çiçeği görüyoruz. Yangında sargılı bezlerle acil odasına gidiliyor. Ama en büyük fark burada Tomris Hanım'ın hastanesi yok. Baya aristokratik bir aileden, zengin bir aileden gelen Madam Tomris Hanım rüşvetle hastaneye giriyor. Hastanedeki insanları ayarlıyor. Bu benim kızım diyor. Çiçeğin bilekliğini alıyor bileğinden. Kendi kızını tespit ettikten sonra diyor, Morg'da Şimal'in koluna takıyor. Daha sonra Şimal'in parmağındaki tek taş büyük yüz alıyor. Çiçeğe de diyor ki sen benim kızımsın bundan sonra hastanede. Çiçek aygın baygın acı içinde ama hayır diyor ben çiçeğim ben şimay değilim diyor. O sırada morfini vuruyorlar. Çiçeği bayıltıyorlar. Tom de diyor ki evde bakımını üstleneceğim. Kızını da alıyor. Hastaneden eve doğru gidiyor. Bu sırada çiçeğin elinde Ali'nin ona verdiği New York biletleri var. Onu sıkı sıkıya tutuyor. Tomlis alıyor çiçeği evine doğru götürüyor. Daha sonra Çelebi geliyor. Aynı dizide olduğu gibi karısının ölmüş olduğunu bir türlü kabullenemiyor. İşin peşine düşüyor. Orijinal dizideki Rüya avukat değil ve matmeze. O dönemde kadınların çok fazla işlerde çalışıp kendi haklarını bile aradığı bir dönem olmadığı için daha doğrusu kadınların seçme ve seçimi hakkı bile olmayan bir dönemden bahsediyorum size. Rüya'nın avukat olması imkansız. Yangından sonra şok geçiyor için evinde yatıyor. Yani kapı kapı Ömer'le buluşup çiçeğin peşine düşmüyor. Ali tek başına çiçeği arıyor. Rüya odasında yatarken şok etkisindeyken babası geliyor ve babasına nişanlısının İskender'in onu yangında bıraktığını, kaçtığını ve onunla evlenmek istemediğini söylüyor. Babası da lütfen bunu şimdi düşünme kendine gelince konuşuruz diyor. Bu sırada Ozan Cemre'yi ondan habersiz evden dışarı çıkmaması için tembihliyor. Cemre'nin üstündeki mücevherleri Cemre Ozan'dan habersiz o bir gün gazeteye gittiğinde alıyor mücevherlerin hepsini gidiyor bir tane mücevherciye. Ve Ozan morga gidip mücevherlerini koymuyor Cemre'nin. Cemre kendi mücevherlerini bir tefeciye satıyor. Oradan nakit parasını alıyor. Bu parayla da kızını kaçırıyor kaçırma planları yapacak. Londra'ya gitmeyi planlıyor. Daha sonrasında o gün morgda da hırsızlık oluyor. Morgdaki bütün yanan insanların vücudundaki ziynet eşyalarını çalıyorlar. Dolayısıyla hizmetçilerle hanımları ayıracak hiçbir delil kalmıyor. Bütün cesetler birbirine girmiş. Karman çorman bir hal almış oluyor. Ya Ali ile birlikte morga gidip çiçeği teşhis etmek istiyor. Ali diyor ki siz kapıda bekleyin lütfen ben bakarım diyor. Sonra çiçeğin bilekliğini görüyor Şimali'nin üzerinde ve çiçeğin öldüğünü düşündüğü için Ali yıkılıyor. O sırada da hastaneden Ömer çıkıyor. Rüya'yı görüyor. Yani Rüya ile Ömer'in yangından sonra ilk kez karşılaştığı yer burası oluyor. Rüya da Ömer'e diyor ki ben her gün şu saatlerde şurada at binmeye giderim diyor atına biniyor, gidiyor. İşte tam bu sırada çok ilginç bir şey oluyor. Ömer taburcu oluyor hastaneden kendi mahallesine gidiyor. Dizide varoşlar olarak tabir ediliyor. Sakın sınıf statü ayrımı yaptığım için böyle dediğimi düşünmeyin. Ömer mahalleye gidiyor. Bütün bu grubun takıldığı kabare gibi bir yer var. Orada arkadaşını buluyor, yakasını tutuyor. Hani biz sadece soygun yapacaktık, sen nasıl bombayı patlatırsın diyor. Orada şok oluyorsunuz. Nasıl yani bombayı Ömer ve arkadaşı mı koydu diyorsunuz içinizden. Ve arkadaşı ben bir şey yapmadım. Yangını kontrol edemedim. Sadece soygun yapıp gidecektik. Bu kadar insanın öleceğini tahmin edemedim diyor. Şok içinde izliyorsunuz böyle. Nasıl yani? Yangını ayarlayan Ömerler miydi? diyorsunuz. Orijinal dizide bu arada Çelebi ile İskender kardeş değil hatta hiçbir alakası yok. Tam tersine Rüya'nın annesiyle Cemre kardeş. Yani Rüya ile Cemre teyze ye. O zaman burada da gazeteci ve ölenlerin çoğu kadın olduğu için insanlarla röportaj yapıyor. Haberi basıyor. Ölenlerin çoğunun kadın olmasının sebebi nedir? Kadınları ve çocukları koruyacak koruyacakken kadınları ezdi diye gündem başlığı bomba gibi düşüyor. Bu sırada Çelebi de Cemre'nin mücevherlerini sattığı tefeciyi buluyor o dönemde eşi benzeri olmayan şekilde takılarmış bunlar. Kime ait olduğunu direkt buluyorlar. Adama diyor ki sana bunu kim getirdi? Adam da kadın çehresini tarif edince Cemre'nin hala yaşıyor olabileceği dank diye aklına düşüyor ve onun peşinden araştırmalarını da sürdürüyor. Bu sırada Ömer ertesi gün Rüya'nın at bindiği yere gidiyor. Rüya ona hayatını kurtardığı için öncelikle para teklif ediyor ama Ömer diyor ki ben para falan istemiyorum sadece seninle biraz daha vakit geçirmek istiyorum çünkü senden çok hoşlandım diyor da ben nişanlıyım ne diyorsun sen diyor. Peki aşık mısın nişanlına diye soruyor Ömer. Rüya bir şey demiyor. Ömer de onun arkasından bağırıyor. Bence aşık değilsin. Nefret ettiğin biriyle de nişanlanma yol yakınken dön diyor. Rüya bir niyatına gidiyor. Rüya eve gittiğinde bir bakıyor nişanlısı İskender orada. Bu arada İskender de bu orijinal dizide tövbe estağfurullah Allah günah yazmasın. Şu ayıp gibi bir çocuğu koymuşlar. O nasıl bir tip yani? Hani 10 tane kalbi olsa vermez insan. Neyse. Rüya İskender'i görünce bir tane tokat atıyor. Sen beni yangında bıraktın. Çiçeğin ölmesine sebep oldun. Allah seni kahretsin diyor. Çıkıyor odasına. Daha sonra İskender de babasına diyor ki Rüya beni istemiyorsa bu düğün iptal. Ben kızınıza aşık olduğum için sizin zor zamanlarınızda yanınızda olmak istedim. Düğün olmazsa da batarsanız olur biter diyor. Çekiyor kapıyı. Çıkıyor İskender. İkinci bölümde böyle bitiyor. Üçüncü bölüme başlarken çiçeğin Tomris'in evinden kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Sargı bezeli aşağı iniyor. Aynı gibi aynada kendisini görüyor. Korkuyor, bayılıyor. Daha sonra Tomlis onu ikna etmeye çalışıyor. Gel yapmak kocan seni böyle kabul etmez. Burada lüks içinde yaşarsın. Hem atlasa da annelik edersin. Lütfen ben senin kötülüğünü istemiyorum. Zor durumda olmasam sana bunu yapmazdım. Sana düşünmen için 24 saat süre veriyorum diyor. Bu sırada Tomris öksürüyor bir mendili ve mendilden kan oluşuyor. Yani Tomris'in de burada ağır hasta olduğunu anlıyoruz. Çelebi bu sırada boş durur mu hiç durmuyor. Bu olayın bir terör saldırısı olduğunu, anarşistlerin bombayı oraya koyduğunu ve hükümete karşı savaş açtıklarını bir kaosun oluşmak üzere olduğu ile ilgili haber yapıyor. Bundan sorumlu olarak da Ömer'i gösteriyor ve Ömer için tutuklama emri çıkartıyor. Çünkü Çelebi'nin de işine geliyor açıkçası böyle bir kaostan beslenip oy toplamak asıl amacı. Bu sırada Çiçek elindeki New York biletlerini bir zarfın içine koyarak o sıralar tabii ki SMS vesaire yok mektup olarak koyuyor ve Ali'nin eline ulaşmasını sağlıyor. Aynı dizide gördüğünüz gibi Şimal'in kocası da bu bölümde diziye geliyor ve Tomris'in onu hiç sevmediğini ondan nefret ettiğini sözleriyle anlıyoruz. Yalnız Türkiye'deki dizide yani Alev Alev'deki dünyanın en itici adamını koymuşlar öyle. Zaten itici bir rol. Okey anlıyoruz bunu ama adam ekstra itici olmaya çalışıyor. Çok yapmacık geldi bana rolleri. Kusura bakmasın ama hiç beğenmedim. Yani Ozan'la Ömer ne kadar güzel oynamışsa dizide o adam da beni ekstra uyuz etti. Belki de uyuz etmesi amaç ama neyse yorum katmıyorum. Bu arada Ozan ve Ömer asla kanka manka değil bu dizinin orijinalinde. Birbirlerini tanımıyorlar bile. Yani Alev Alev dizisinde mali iki bıçkın delikanlısı ve kardeş gibi birbirlerine bağlıyken dizinin orijinalinde hiçbir alakaları yok birbirlerini tanımıyorlar. Bu sırada Cemre bir yolunu buluyor. Kızını haber yolluyor. Üç gün sonra parkta buluşalım diyor. Kızı seviniyor annesinin ölmediğini öğrenince Ozan'a da söylüyor. Londra'ya gitmek istediğini. Ozan da bu sırada demesi mi? Benim haberim çok sükse yaptı. Terfi aldım. Ben seninle Londra'ya gelemem. Normalde alev alevde Ozan görevden kovulurken burada terfi alıyor yaptığı haberin getirdiği bilinçle. Bu sırada istihbarat ekibi Ömer'in peşine düşüyor. Ya masum olduğunu kanıtlarsın ya da idama gidersin diyor. Çünkü o dönemde bu tarz terör saldırılarının düzenlenmesinin cezası idammış. Ömer masum olduğunu, hatta böyle bir amacı olsa yangından niye insanları kurtarmasına yardım ettiğini anlatıyor. Adam da ben bilemeyeceğim artık. Kanıtla yoksa idam edilirsin diyor. Gidiyor. Ömer daha sonra Rüya'nın yanına gidiyor. Tabii bizde olduğu gibi öyle ciğer yeme sahnesi falan yok. Ya yani çiçek ölmüş diye düşünüyorlar. Gidiyorlar orada ciğerli romantizm yapıyorlar. Türk senaristleri. Yani ne yapıyorsunuz be ablalarım abilerim. Ciğerli romantizm mi olurmuş? Tamam çocuğun varoşlardan geldiğini vurgulayacaksın o da. <laughs> ciğer kemirmek nedir? İki gün önce yangın olmuş millet çok da. Allah'ım yardım. Neyse devam ediyorum. Ömer Rüya'ya ne yapacağını soruyor. Rüya da İskender'le evlenmek zorunda olduğunu, babasının iflasının eşinde olduğunu söylüyor. Ömer çok üzülüyor. Bu sırada bir öpüş koklaş başlıyor böyle ormanlık bir yerde. Ne hikmetse hemen köşede de bir mağara var. Bunlar yavaş yavaş mağaraya gidiyor. Ondan sonra küçük arkadaşlarım izlediği için anlatamayacağım. Davay davay haraşoya. <laughs> Dizinin orijinalini de düşünsenize Ömer'le Rüya'nın ikinci günden halvete girdiğini Allah. Dördüncü bölüm gazetelerde boy boy Ömer'in fotoğrafı anarşist idam diye böyle duyurular var. Yani bombayı Ömer'in yerleştirdiğini söylüyorlar ve idama mahkum ettiğini söylüyorlar. Rüya bu gazeteyi görüyor şok oluyor. Bu sırada Şimal'in oğluyla Çiçek'in bir diyaloğu oluyor ve çocuk senin annem olmadığını biliyorum ama yine de gitme diyor. Yani çiçeğin çiçek olduğunu anlıyor ufacık çocuk. Zaten anlamaması mümkün mü Allah'ını seviyorsanız kızın sadece şurası yanmış, burnu, ağzı falan duruyor. Ya yani benim şuram yansa beni tanımaz mısınız? En azından benimden tanırsınız. Ama bu ram yanarsa işte o zaman yandık. <laughs> Neyse tamam konuyu dağıtmıyorum. Bu sırada Cemre kiliseye gidiyor ablasının yanına. Ablası çok oluyor Cemre'nin yaşadığını öğrendi. Ablası da Rüya'nın annesi biliyorsunuz. Ondan para istiyor çünkü paralarını çaldırıyor Cemre bir gün öncesinde. Kadında diyor ki nasıl yani paraya ihtiyacın olmasa gelmeyecek miydin yanıma? Ben seni öldü zannedip 3 gündür neler yaşıyorum? Haberin var mı diyor? O da anlatıyor. Kocamdan boşanmak istiyorum. Böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Lütfen bana yardım et. Kızımı da kaçırıp Londra'ya gideceğim diyor. Ablası da şu an batak haldeyiz Kocam iflasın eşinde parasal olarak bir şey yapamam ama lütfen lütfen benle irtibatı kesme elimden geleni yapacağım diyor. Kilise sahnesi orada bitiyor. Bu sırada Ali'ye de çiçeğin yolladığı zarf içindeki New York biletlerine olan zarf ulaşıyor. Ali şok oluyor. Bu bu biletler nasıl yanmamış yangında diyor resmen. Yeni çıkmış gibi biletler. Zarfı bir farklı. Zarfın üstündeki ambleme bakıyor. Nereye ait olacağını düşünüyor. Ali'nin sahnesi orada bitiyor. Ömer bu sırada Rüya'ya bir şekilde haber yolluyor. Suçsuz olduğunu söylüyor. Rüya tabii ki aklı fikri karışmış halde ne yapacağını bilemiyor. Aslında Ömer'in suçsuz olduğunu biliyor. Çünkü onu yangından o kurtardı. Onu kurtaran adamın bombayla herkesi öldürmeyi isteyecek kadar kötü kalpli olduğunu düşünmüyor. Gece Ömer gezici rüyanın evin oraya geliyor. Camına çıkıyor. Tıklatıyor. Rüyanı görünce şok oluyor. Camı açıyor. içeri geliyor. Ben suçsuzum rüya gerçekten. Lütfen inanma kimseye diyor. O sırada tam öpüşüyorlar derken dışarıdan gelen sesler üzerine rüyanın babası yukarı çıkıyor. Ne oluyor diyor. Kapıyı bir açıyor. içeride Ömer'i görüyor. Adam şok. mer. o sırada camdan atlayıp gidiyor. Rüya da baba açıklayabilirim diyor. İki güne nişan var sen neler yapıyorsun utanmıyor musun diyor. Çekiyor kapıya çıkıyor. Bu sırada çiçeğin midesi bulanıyor. Başı dönüyor ve hamile olduğunu fark ediyor çiçek. Tomris diyor ki o bebeği aldıracağız. İmkanı yok çünkü senin kocan aylardır burada değildi. Zaten hamile olma gibi ihtimali yok şüphelenirse mahvoluruz diyor. Çiçek de kürtajı reddediyor. Bu sırada doktor geliyor kürtaj için çiçek bağırıyor çağırıyor. Çocuğu aldırmıyor. Bu sırada parkta buluşmak üzere kızıyla sözleşen Cemre ile tam kızı buluşacakken istihbarat geliyor. Cemre'yi yakalıyor. O sırada kızı da başka yere kaçıyor. Cemre'yi alıyorlar, sorguya götürüyorlar. Bölümümüz böyle bitiyor. İstihbarattaki insanlar Cemre'yi alıyor, sorgu odasına götürüyor. İlk başta Cemre bu adamlar da kocasının adamı zannediyor. Temkinli davranıyor. Sonra başından geçenleri anlatıyor. Adam da ona senin kocanın ne kadar tehlikeli ve kötü bir adam olduğunu ben de biliyorum. 15 yıl önce bir tane cinayet davasında yüzde yüz eminim ki kocan suçluydu. Ama kanıt yetersizliğinden onu tutuklayamadım. Hatta o davaya bakan insanlar da daha sonrasında katledildi. İşte senin kocan bu kadar korkunç diyor. Cemre şok nasıl yani ne katili ne oluyor diyor. 15 yıl önce ev adındaki şarkıcıyı Çelebi'nin öldürdüğünden şüphelendiğini söylüyor istihbarat eki adam. Cemre şok oluyor tabi. Daha sonrasında diyor ki dikkat edin bu adamın yapmayacağı bir şey yok. Zaten şu an ölü olarak gözüküyorsunuz. Ölünüzü bile buldurmadan sizi yok edebilir diyor. Cemre'yi salıyor. Tabi bu sırada Çelebi Ozan'ı buluyor. Ozan'ın apartmanına giriyor. Bağlıyor adamlarıyla birlikte sorguya çekiyor. Ozan da Gerçekten delikanlılığın kitabını yazmış resmen. Ben senin karına uzun zamandır aşk yaşıyorum. Onunla her yerde birlikte olduk. Bana inanılmaz aşıktı. Ben de ona aşıktım. İstersen canımı al ama karın nerede olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü o senden nefret ediyor. Kendi pisliğinde bu olursun inşallah diyor. Adamı iyice tahrik ediyor, tahrik ediyor. Daha sonra Çelebi Ozan'ı bir bıçaklıyor. Resmen delik deşik ediyor. Orada içim gitti. Gidiyorlar apartmandan Cemre eve geliyor. Ozan görüyor. İmdat diye bağırıyor. Hastaneye götürüyorlar. Ozan gözlerini açıyor. Oh diyoruz. Ozan yaşıyor. Cemre dikkat et bu adam senin gitmene asla izin vermeyecek diyor. Son cümlesi oluyor ozan ölüyor ya. Ben Alev Alev'deki Ozan'ı gözümde canlandırdım. Eğer Ozan'ın ölümlü bir sahnesi olursa kesinlikle hüngür hüngür ağlayacağız. Çünkü o kadar samimi rol yapıyor ki adam. Şimdiden sevdim ki o bölümleri gelene kadar daha ne kadar iyi olduklarını göreceğiz Allah bilir. Tomris Hanımların evinde damadı geldi demiştim ya. Hizmetçiyle bile birlikte oluyor. Metresini haber salıyor. Yani pisliğin önde gideni gibi bir insan modeli gerçekten. Rüya geliyor Şimali ziyarete. Çiçek o sırada yangının aslında bombadan değil sinematograftaki makinistin kabininden çıktığını söylüyor. Rüya şok oluyor. Bunu hemen babama söylemeliyim. Dolayısıyla terörist saldırısı olmadığını Ömer'i kurtarabileceğini düşünüp bu bilgiyle uzaklaşıyor oradan. Daha sonra Çiçek düşünüyor düşünüyor. Hamileyim ben bu çocuğu da aldırmak istemiyorum. Ve gidiyor Şimal'in kocasıyla birlikte oluyor o yanık haliyle. O sahneyle de bu bölüm bitiyor. Altıncı bölüm başlıyor. Thomas şok oluyor. Çiçeğin damadıyla birlikte olduğunu görünce yani çocuğunu aldırmamak için sırf o adamla birlikte olacak kadar ileri gitmesine şok oluyor. Güneş hala kayıp. En son parkta görülmüştü. Haber alınamıyor derken Ozan'ın mahallesindeki bir çocuk onu buluyor, götürüyor. Rüya'nın annesinin yanına teslim ediyor. Cemre tam kızını almıyor. Oraya giderken Çelebi Cemre'den önce gidiyor. Kızını alıyor. Bunu gören Cemre kahroluyor. Şimal'in kocası yani karısı zannediyor çiçeği ve dünkü performansından çok etkilendiği için sürekli etrafında dolaşıyor ve tekrar kızla birlikte oluyor. Karısının yaşadığı için de bir davet düzenleyeceğini söylüyor Tomris'e. Tomris de şok içinde çünkü normalde Şimal ile kocasının ilişkisi bitmiş, yatakları bile ayırmışlar. Şimdi bu kadar düşkün olmasını anlamıyor, bu hayır alamet değil diyor. Bir gün sonraya yemek düzenleyecekler, karımın hayatta kalmasını kutlamak için bir parti vereceğim diyor. Şimale maske ve peruk vesaire verecekler. Şimale dediğim çiçek. Ömerle rüya gidiyor, Makinisti buluyor, makinesi söylüyor, senin odanda çıkmış yangın. Eğer bunu söylersen tanıklık edersen beni terörist olmaktan kurtaracaksın. Gel tanıklık et diyor. Adam da korkuyor. Hayır diyor. Benim suçum değil. Ben organizatör Böylere söylemiştim o da ufak bir cam koysalardı bunların hiçbiri olmayacaktı tamamen ihmalden dolayı oldu diyor. O sırada makiniste tamam sen git diyor. Rüyada diyor ki niye yolluyorsun Ömer makiniste işte sanık olacaktı bizim için diyor. O da diyor ki bu organizasyonun sorumlusu sen ve babansın o zaman baban zor durumda kalır bunu böyle halledemeyiz. Başka bir çözüm bulmamız lazım diyor. Sonrasında Rüya ile Ömer o kabare böyle restoran gibi bir yere gidiyorlar. Ömerlerin bütün o tayfanın takıldığı yere. Orada tam bunlar yakın yakın konuşurken bir bakıyoruz uzaktan. İskender bunları gözetliyor. Ertesi gün oluyor Cemre geliyor kabereye. Eva adlı şarkıcının orada çalıştığını öğrendikten sonra izini sürüyor. Bu sırada Ömer de orada. Aynı zamanda oranın sahibi olan bir adam var. Adam ilk başta sen kimsin polis misin diyor Cemre'ye. Cemre de anlatıyor. Benim kocam Eva adlı birisini öldürmüş şarkıcıymış diyor. Tam o sırada Ömer diyor ki Eva mı şarkıcı mı? Benim annemden mi bahsediyorsun diyor. Şok oluyoruz meğer 15 yıl önce Çelebi ile Ömer'in annesi birbirlerine sırılsıklam aşıkmış. Eva çok ünlü bir şarkıcıymış o kabarede ve birbirlerini gerçekten delice seviyorlarmış. Çelebi o zaman da çiçeği burnunda bir milletvekiliymiş. Eva'nın müzik notalarıyla başka ülkelere ajanlık yapmaya başlamış bu. Bir Bildiğin Almanlara nota içerisinde, şarkının notaları içerisinde mesaj yolluyormuş. Vatan hainiymiş aslında Çelebi. Ama nedense yetersizlikten tutuklanamamış. Bu olaylardan sonra da Eva Çelebi'den ayrılmak isteyince de kadını boğarak işkence ederek öldürmüş. Bunu öğreniyoruz. Çok içinde oldum. Cemre de diyor ki tamam ben o zaman Çelebi'nin yanına döneceğim. Bu şifreli notaları bulacağım derken o sırada içeri polisler baskın yapıyor. Ömer'le Cemre kaçmaya çalışıyor. Ay pardon. <laughs> Ömer'le Cemre tam kaçarken polisleri durdurmak için o kabarenin sahibi önlerinde duruyor. Bu adamı beyninden vuruyor polisler. Şok oluyor. Hepsi daha sonra Cemre kaçabiliyor. Ömer de tutuklanıyor. Ömer'i idam için hapse götürüyorlar. Ömer gidiyor polislere anlatıyor yangının bombadan değil sinematograftan çıktığını, Çelebi'nin aynı zamanda annesinin katili olduğunu vesaire ama kim inanır ki Ömer'e? Tomris'in malikanesine Ali geliyor. Elinde bavullarla bir bakıyor. Zarfın üzerindeki amblemle oradaki evin üzerindeki amblem aynı. Demek ki buradan geldi diyor. Yani Şimali Ali önceden tanımıyor. Gidiyor onların evine. Ben at arabacısıyım iş arıyorum diyor. Tam o sırada da Şimali kocası. Ah süper ben de buraya yeni gelmişim. Bana özel bir şoför lazım da alıyorum seni işe diyor. Ali'nin o villada işe başladığını gören Çiçek deliriyor. Tomris de olaylar karşısında çok şaşkın. Ama diyor diyor ki akşam yemek var şımar. Lütfen sadece 24 saat dayan. Ben sonra Ali'yi işten çıkaracağım. Çünkü burada benim sözüm geçer. Damadımın hiçbir hükmü yoktur. Sadece 24 saat dayan. iki kocana da yakalanmamaya çalış. Çünkü birisi cinsel anlamda faydalanmak istiyor. Diğeri de ne için geldi belli değil. Ortalık karışmış halde. Olayın sinematograftan çıktığını duyan Çelebi ne yapıyor? Gidiyor kaza süsüyle makinisti öldürüyor. Bu sırada Cemre de Çelebi'nin evine dönmek üzere yola çıkıyor. Bölümümüz burada bitiyor. 7. bölüm başında Cemre bayağı ayaklarıyla Çelebi'nin evine gidiyor. Özür dilerim senden kaçmak istemiyordum. Yangında psikolojim bozuldu. Kızımı da benden ayıracaksın diye. Bir an kendimi kaybettim. Lütfen beni affet diyor. Bunu gören Çelebi önce seviniyor karısının önünde. Sonra alıyor onu kilere kitliyor. Bu sırada Rüya babasıyla konuşuyor. Olayın terör saldırısı değil sinematograftan çıktığını makinistin suçu olduğundan bahsediyor. Babası da bunu söylerse kendi başı belaya gireceği için bunu söyleyemeyeceğini belirtiyor. Rüya babasıyla bayağı kavga ediyor. Küsüyor gidiyor. Başka bir gazeteye yine bunların hak ve hukuk mücadelesine destek olan bir gazeteye gidiyor. Olayın nasıl çıktığıyla ilgili beyan veriyor ki Ömer'i idamdan kurtarsın. Şimal'in kocası hizmetçiyle takılırken hizmetçi ona diyor ki eşini hamile ama sizden değil Kimden diyor adamın içine kurt düşüyor tam yemeğe inerken Şimal'in sağlığı üzerine vermiş olduğu bu herkesin toplandığı yemeğe giderken Şimal'e diyor ki yani çiçeğe hamileymişsin. Eğer hamileysen ve bu çocuğu benim üstüme yıkmak için benimle birlikte olduysan seni öldürürüm diyor. Çiçek şok içinde aşağıya iniyorlar. Şimal diyor ki yani çiçek size müjdeli haberimizi vermek isterim. Bir mucize oldu. Yangından ben ve bebeğim de kurtulduk. Çok şükür ki ikinci çocuğumuzu kucağımıza alacağız diyor. Böylelikle çocuğu doğurmayı garantilemeye çalışıyor çiçek tekrar. Ertesi gün gerek olmadığını söyleyerek Tomlistan Hanım Ali'yi evden çıkartıyor. Ama Ali artık neredeyse %90 emin Şimal'in çiçek olduğuna. Çünkü hizmetliler de kendi arasında huysu çok değişti yangından sonra Şimal Hanım'ın diye konuştuklarını duyunca zarf da oradan gelmiş olduğunu öğrenince bavullarıyla tam gitmeden kapısının önünde duruyor çiçeğin. Kapı kapalı bu sırada. içeriye sesleniyor. Ben çok duygulandım. Tahmin edersiniz ki ağladım bu sahnede. Acaba Türkiye'de nasıl çekecekler? Kesin ağlayacağız. Şimel Hanım öncelikle çok geçmiş olsun. Biliyor musunuz benim karım da o yangında vefat etti. Şunu söylemek isterim ki keşke sizin gibi karım da yaşasaydı. Saçı, tipi, yüzü hiçbir şey umurumda değil. Onun her zaman yanında olacağımı, ben onun gönlüne aşık olduğumu ve onu sevmekten bir gün olsun vazgeçmeyeceğimi ona söyleyebilmek isterdim. Eğer bir gün siz onun yaşadığıyla ilgili haber alırsanız Lütfen bu söylediklerimi ona söyleyin diyor. Ay çok duygusaldı. Çiçek hüngür hüngür ağlıyor. Duyduklarına inanamıyor. Çünkü kocasının onu bu haliyle kabul etmeyeceğini düşünür. Yani her kadın da bunu düşünebilir. Çünkü çok kötü deforme olduğu için yüzü gözü. Daha sonrasında Ali alıyor çantasını giderken çiçek kapıyı açıyor. Birbirlerine bir sarılıyorlar. Çok özür dilerim diyor çiçek Ali de ona diyor ben asıl çok özür dilerim seni yalnız bırakmamalıydım o yangında seni ben korumalıydım diyor ama birbirlerine bir sarılışı var. Yani izlemeniz lazım. Of ya İsa kendi anlattığı hikayeden ağlar mıymış? <laughs> Neyse siz alıştınız benim gözyaşlarıma yengeç burcuyuz diyoruz yine. Sonrasında Ali diyor ki Çiçek benimle gel buradan gidelim diyor. Çiçek tamam diyor hazırlanıyorlar bir aradan çıkacaklarken tam ahırı atların oraya giderken bu sefer Şimal'in kocası tabanca aile geliyor bunları ahırda öpüşürken yakalıyor demek çocuğu bundan peydahlanın demek at arabacısı seni sevgilin lanet kadın diyor silahı çekiyor o sırada bir arbede yaşanıyor herkes birbirinin üstüne çullanıyor Ali ile adam birbirleriyle kavga ederken Şimali kocası Ali'yi dövmek üzereyken alıyor çiçek eline demir bir sopayı adamı kafaya kafaya vurduktan sonra adam bayılıyor. Ali bir bakıyor adam ölmüş şok halindeler tam kaçacaklar oradan. Çiçek birden duruyor. Ali gidemeyiz. Ömrüm boyunca kaçak yaşamak istemiyorum. Lütfen ben geri dönmeme izin ver. Seninle geleceğim. Sadece olaya kaza süsü vermem lazım. Lütfen beni bırak. Ben seni bulacağım diyor. Ali izin vermek başta ama sonra gidiyor. Mantıklı olanın bu olduğunu düşünüyorlar. Sonra atı getiriyor çiçek. Adamın üstüne teptiriyor. Bu sırada Çelebi eve gidiyor. Cemre onu biraz ayartıyor sözleriyle. Akşam her zamanki gibi müzik odasında buluşalım mı? Biraz yakınlaşırız diyor. O sırada tabii ki Cemre'nin amacı notaları almak. Velhasıl notaları buluyor. Notaları zarfın içinde gidecekler bölümünde istihbarat amirinin adıyla koyuyor odaya. Gelelim 8. yani son bölümü. Arkadaşlar artık gerçekten hızlandırılmış dizi izlemekten beynim ağrısı size yetiştireceğim diye. Bu kadar entrika aşk hepsi beni mahvetti duygusal olarak. Hala entrikaları doymadıysanız devam ediyoruz. 8. bölümde Tomlis Hanım ağıra geliyor. Bir bakıyor damadı kanlar içinde yerde. Bu sırada hizmetliler diyor ölmüş. O sırada polisleri çağırıyorlar derken yerde bir tane taş buluyor. Taş ne? Çiçeğin maskesinin üstündeki taş. Tomris çiçeğin yanına gidiyor ve diyor ki ne olduğunu biliyorum ama çiçek lütfen gitme. Atlas'ı yalnız bırakma. Ben çok hastayım. Ölmek üzereyim. Zaten sen artık dul bir kadınsın. İstediğinle de evlenirsin. Yeter ki Atlas'a bakacağını ömrüm boyunca söz ver. Bütün mirasımı sana bırakırım diyor. Çiçek böyle bakıyor bizim gibi. O sabah zaten Ömer'in idam günü. Artık dünya böyle stresten mahvolmak üzere. Ömer'i sabah kaldırıyorlar, alıyorlar, yakasını falan kesiyorlar. Giyotinle kellesini uçuracaklar çocuğun. Götürüyorlar, herkes yuh alıyor bunu. Anarşist ve terörist olarak lanetliyor, ülkeyi bölecekler diye baya karmaşanın içindeler. Rüya bağırıyor o masum lütfen onu öldürmeyin diye ağlıyor perişan halde. Tam Ömer'in kafasını koyuyorlar giyotine. Bir 3-5 saniye sonra uçuracaklar kafayı derken Rüya'nın babası arkadan geliyor bağırıyor. Durun o masum asıl yangın sinematografta makinesle çıktı. Bunun sorumlusu benim çünkü organizasyonu ben düzenledim. Lütfen çocuğu serbest bırakın diyor. Herkes çok oluyor. Bu sefer Rüya'nın babasını yuh alıyorlar. O zaman sen biliyordun da niye söylemedin? Asıl anarşist sensin diye. Bu sefer iyice kaos oluyor derken idam birkaç günlüğüne erteleniyor. Daha sonrası Rüya'nın babası Rüya derken herkes Çelebi'nin ne kadar tehlikeli olduğunu, 15 yıl önce de bir cinayetten sorumlu olduğunu, böyle böyle delilleri olduğunu söylüyor. İstihbarat amirini çağırıyorlar. O da evet bu davaya ben bakmıştım üstü kapağında diyor. Cemre'nin ona yolladığı notalarda kanıt buluyorlar. Gerçekten de adam ajanlık yapmış Almanya'ya de Devletin bütün tüyolarını o arasıyla iletmiş. Bunu öğrenen polisler de bu sefer Çelebi'yi idam etmek üzere Çelebi'nin evine gidiyorlar. Çelebi olaylar karşısında şok. Tamam haklısınız ama ben lordum idam edilmeyeyim bırakın onurumla öleyim bana iki dakika müsaade edin diyor. Adamları odadan çıkartıyor çekmecesinden silahını alıyor. Tam diyoruz ki kendini öldürecek bu adam ama Çelebi durur mu son kazını atmadan? Sonra gidiyor arka yoldan Cemre'nin odasına, Cemre'nin üstüne gaz lambasındaki gazı döküyor. Elinde çakmakla böyle tehdit ediyor. Onu yakacağını vesaire düşünüyor. Sonra yakmaktan vazgeçiyor. Cemre o sırada panik atak ölüyor zaten korkudan. Sonrasında banyoya gidiyor, çat silah sesi duyuluyor, istihbarattakiler de geliyor, nerede olduğunu ev o kadar büyük ki adam hangi odada anlamıyorlar bile arkalardan geçmiş. Bir bakıyorlar Cemre yerde titriyor, banyoda kendini öldürdü Çelebi diyor, banyoyu bir açıyorlar, ne görsünler? Cam açık, perdeler uçuş uçuş, Çelebi, taban <laughs> Çelebi'yi yakalayamıyorlar. Ömer'i serbest bırakıyorlar. Rüya da sonra Şimal'in yanına gidiyor günlerden bir gün ve bir bakıyor Ali orada Atlas'la birlikte atın üzerinde mutlu mutlu dolaşıyor. Ali'nin ne işi var burada diyor. O da at arabacı olarak ağladığını söylüyor. Yüzünde her zaman örtü var Şimal'in bu arada saklıyor kendini. Ali çok mutlu gözüküyor çok enteresan diyor. Çiçek de diyor ki evet Amerika'ya gidemedik ama burada da çok mutluyuz diyor. Rüya bir bakıyor. Çiçek sen misin diyor. Birbirlerine bir sarılıyorlar. O ondan özür diliyor. O ondan özür diliyor. İnanılmaz mutlu bir şekilde dizimiz burada bitiyor. Benim de ağzımda tüy bitiyor. <laughs> Çene kası yaptım konuşmaktan en uzun videom oldu galiba arkadaşlar. Yani devamı ki biraz uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Sizi de sıkmak istemiyorum ama entrikası, aksiyonu bol olduğu için her detayı söylemek istedim. Çünkü önümüze çıkabilir, çıkmayabilir. Siz orijinalini bilin. Çelebi ortada yok. Dizi bir sezon yayınlandı. Acaba sonra devamı çekilir mi? Çünkü Çelebi öyle kolay lokma olacak bir adama benzemiyor. Gördünüz zaten her delikten o çıkıyor. Sonuç olarak Ömer Riya mutlu oluyor. Ali çiçekle mutlu oluyor. Gerçek aşklara bakın. Bugünümüzde bulmak zor olacak kadar gerçekten büyük aşklar yaşanmış o dönemde. Dizilerde de Allah hepimize de nasip eder inşallah. Benim söyleyeceklerim bugünlük diziyle ilgili bu kadar. Ay çenem yoruldu gerçekten. Bundan sonra bir başkadır Netflix dizisini sosyolojik açıdan da analiz edeceğim. Sayfamda dediğim gibi diğer dizileri bulabilirsiniz. Bu arada bu dizide oynayan Ömer ve Ozan karakterlerinin gerçekten aşırı başarılı olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda izlediğim en samimi oyunculardı. Resmen mahalleden birini almışsınız diziye koymuşsunuz. O kadar harbi oynuyorlar. Zaten Çukur'da oynamışlar galiba. Ben izlemedim. Ama kendilerine de buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim spoiler yemekten bıkmayan, usanmayan canım takipçi arkadaşlarım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha sonrasında sosyolojik, psikolojik, kişisel gelişim tarzı bir sürü video çekeceğim ama sürekli bana şunu da özetini yap, şunu da analizini yap diyorsunuz. Dizi yorumcusu oldum. Çıktım gerçekten. Instagram'da da kitap çekilişleri ve çok güzel bilgiler paylaştığımı unutmayın. Instagram'a da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Beni unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.